Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, 2024 ay ay hepinize neler getirecek? Hadi birlikte konuşalım. Ocak ayının ilk haftalarını birazcık daha böyle arkadaşlarla, belki biraz eğitimle, belki seyahatle falan geçiriyor olabilirsiniz. Ama Şubat'la beraber biraz daha kariyere odaklanmanız gerekiyor. Hatta Ocak sonu Şubat gibi. Hatta Şubat'ın sonunda da yeni ortamlar, yeni insanlar, yeni davetlere eşlik edebilirsiniz. Mart ayına geldiğimizde, Mart'ın başında yalnız olanlar için flört fırsatları olacak. Ama Mart sonu ve Nisan'ın başında iki tane önemli tutulma var. Bu sene tutulmalar 12-6 hattınızı çalıştırıyor olacak. Yılın sonunda da iki tane tutulma var. Yine aynı hat çalışacak. Bu sene siz hayatınızı böyle bir değiştirmek isteyeceksiniz. Rutinlerinizi değiştireceksiniz, hayatınızı değiştireceksiniz. Aslında bu etki geçen seneden başladı. Bu sene de bunu bol bol yaşayacaksınız. Özellikle Nisan başı, Mart sonundaki bu iki tutulma sizi bu anlamda bir hayatımı tekrar kurayım hissini verecek size. Mayıs ayına geldiğimizde, Mayıs'ta önemli bir geçiş var. Jüpiter burç değiştirecek. Yani 16 Mayıs'a kadar ilişkiler, ortaklıklar anlamında şansınız devam ediyor olacak. Yalnız olanlar fırsatları lütfen kullanın. İlişkisi olanlar bu konularla ilgili kararları verin artık derim ben. Çünkü 16 Mayıs'la beraber artık Jüpiter size diyecek ki sana yatırımlar, sigortalar, vergiler, dönüşüm konusunda şans getireceğim. O yüzden 16 Mayıs'tan öncesi ve sonrası sizin için önemli olacak. Haziran ayına geldi. Haziran'ın başını biraz daha parasal konular, parasal mevzularla geçiriyor olacaksınız. Temmuz ayı ise sizin için yeni eğitimler, yeni insanlar, yeni fırsatlar, belki araba alıp değiştirmek ya da arabanızı bir üst modele geçirmeyi düşünüyorsanız bu dönemi kullanabilirsiniz. Ağustos'ta odağınız kariyeriniz olacak. Ağustos sonunda birazcık daha bu eviniz, belki ev değiştirmek, evle ilgili bir şeyler yapmak şeklinde değişebilir. Eylül ayına geldiğinizde ise modunuz yükselecek. Daha eğlenceli ortamlar, daha eğlenceli insanlar hayatınıza girmeye başlayacaklar. Hatta yalnız olanlar varsa bu dönemi kullansınlar lütfen. Ekim ayına geldiğimizde bahsettiğim tutulma serisi tekrar harekete geçecek ve 12-6 hattınız çalışacak. Yani böyle gerçekten bir hayatımın altını üstüne bir getireyim hissi gelecektir. Çok çalışmanız gereken bir dönem olabilir. Sağlığa dikkat edin lütfen. Kasım ayına geldiğimizde gündem yine ilişkiler ve ortaklıklar olacak. Önemli kararlar verilecek diye söyleyebiliriz. Aralık ayına geldiğimizde ise daha çok para, belki iş, belki iş değişiklikleri, belki yatırımların sonuçlarını almak, belki davalarınız varsa bunlarla ilgili uğraşmak, belki miras konularının tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Aralığın sonunu ise arkadaşlarınızla, seyahatlerle ve eğlenceyle geçiriyor olacaksınız. Ne olursa olsun şahane bir yıl geçirmenizi diliyorum. Gönlünüzden geçenlerin gerçek olmasını umuyorum.